Herkese selamlar. Ben Pırıl, Ninja Traders YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle beraber geçtiğimiz haftalarda yaşanan NFT ve teknoloji haberlerini göz atıyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk bahsetmek istediğim haber NinjaSquad ve Ledger'ın işbirliği tabii ki. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde NinjaSquad Ledger'la bir işbirliği açıkladı. Ledger'da bildiğiniz üzere hem donanım cüzdanlarında hem de kripto ve güç varlıklarının korunması ve güvenliği açısından önemli çalışmalar yapan bir firma. Bu işbirliği kapsamında iki firmada aslına bakarsanız Web3'de nasıl güvenli kalırım, Web3'teki varlıklarımı nasıl güvenli bir şekilde saklarım ve güvenli bir şekilde işlem yapabilirim konular üzerine duracak ve bu konuda içerikler üretecek. Dolayısıyla NinjaSquad hesaplarını takip edebilirsiniz daha fazla içerik için. İkinci bahsetmek istediğim konu aslında yine NFT dünyasıyla alakalı. Bu konuya geçmeden önce hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Instagram'da Meta aynı çatı altında çalışıyor ve Meta aslında Twitter'ın izinden gidiyordu bir süredir. Twitter Blue'nun işte subscription ücreti getirmesi gibi Meta'da sonrasında üyelik ücreti getiren bir yapıya geçmeye karar verdiğini açıkladı. Fakat şu anda Instagram'ın ve Meta'nın NFT ile alakalı çalışmalarını durdurduğuna dair bir haber geldi 14 Mart'ta. Bunun sebeplerini aslında doğru düzgün bir açıklamayla belirtmiyorlar. Söyledikleri şey şu anki fokuslandığımız, şu anki odaklandığımız konu aslında bu olmayacak. NFT kısmını birazcık biz geri plana atıyoruz. Bu çalışmalarımızı durduruyoruz ama aynı zamanda işte üreticileri, insanları ve işleri desteklemeye devam edeceğiz tarzında bir açıklama yaptılar. Ya bunun arkasında destekleyecek bir nokta ben göremiyorum. Eğer hani bununla ilgili bir bilginiz varsa, hani bunu mu yapıyorlar gibi bildiğiniz bir şey varsa paylaşırsanız sevinirim. Çok uzun zaman NFT'leri zaten Instagram'a adapte etmek için çalışmışlardı aslında. Şu anda bu duraksamanın sebebi tam olarak ne? Açıkçası ben anlamadım. Bu açıklama da bana biraz saçma geldi. Diğer bahsetmek istediğim haber yine NFT dünyasıyla alakalı. Biliyorsunuz ki Doodles NFT dünyasının en büyük NFT projelerinden bir tanesi. Fakat kendisi artık bir NFT projesi olmadığını söylüyor. Çok gerçekten spekülatif bir açıklama yapılıyor Doodles'ın co-founder tarafından. Ve Doodles'ın artık bir NFT projesi değil de bir medya şirketi olarak evrildiğini belirten bir açıklamayla Discord'da paylaşıyor. Tahmin ettiğiniz gibi tabii ki Doodles'ın co-founder'ı Puppy ismiyle de anılan Jordan Castro inanılmaz bir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu eleştiri yağmurundan sonra, bu açıklamadan sonra kendisi yine bir tweet atarak neden böyle bir şey söylediğini açıklıyor aslında. Evet, yani Doodles bir NFT projesi değil artık diyor. Çünkü biz bir NFT projesi olarak başlamamıza rağmen artık bir NFT projesi olarak kalmayıp bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz şu anda projemiz diyor ve bir medya şirketi olmaya çalışıyoruz diyor. Tabii ki biz NFT teknolojisini kullanarak insanlarla ve teknolojiyle bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz. Fakat şu anki motivasyonumuz NFT projesi olarak kalmak değil gibi bir açıklama yapıyor. Bu açıklama tabii ki yine yetersiz kalıyor aslında. Çünkü mesela şu an o tweet'e gelen reply'lardan bir tanesine bakıyoruz. İnsanların aslında en büyük eleştirdiği nokta burada NFT projesi olarak başlayan ve en büyük NFT projelerinden bir tanesi olarak anılan Doodles'ı şu an ben bir NFT projesi değilim dediği zaman şu an Doodles tutan insanların ne yapacağına dair bir serzeniş mevcut. Yani siz bir NFT projesi değilseniz biz bu NFT tutan insanlar neyiz ve ne gibi faydalara sahip olacağız bundan sonra? Yani biz niye bu NFT projesini tutalım? Neden bu kadar ciddi yatırımlar yaptık gibi eleştirilere tutuldular. Son haberimiz yine Meta ile alakalı aslında. Şu zamana kadar satılan VR headsetlerin toplam 20 milyona yaklaştığı söyleniyor. Bunların içinde ilk modelden en son modele kadar olan modellerin hepsi var. Bu rakam aslında çok fazla gibi gözükse de çok fazla değil. Mesela burada PlayStation 5'in satış miktarı ile karşılaştırabiliriz. PlayStation 5 yaklaşık 32 milyon tane satılmış. XS'de yaklaşık 20 milyon tane satılmış. Gerçi tabii ki PlayStation gibi çok geleneksel bir ürüne kıyaslamak ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama Meta'nın şu ana kadar Metaverse'e ve VR çalışmalarına yaptığı yatırımların çok da karşılık almadığını bir şekilde görüyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Sevgiler.